Efendim herkese iyi akşamlar. Ben Hande Demirel. Ekonomik görünüm başladı. Yine genç delikanlılar, çok yakışıklı beyefendiler. Perşembenin, şanslı perşembenin değerli konukları benimle birlikte. Çok kıymetli Ege Cansel ve değerli hocam Profesör Asaf Savaş Akat'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu iltifatlardan sonra ne diyeceğimizi bilmiyorum. Bunlar iltifat değil efendim. Gerçekler. Bizzat gerçekleri sizle paylaşıyorum. Şimdi... gerçekler demişken böyle koca bir kallavi gerçeğimiz var ki o da enflasyon. Evet. Konuş konuş bitmiyor. Ama şöyle bir şey var. Bugün Ege Hocam da yazısında bahsetmiş. Şimdi yazının başlığını söyleyeceğim. Sonunda söyleyeceğimi başta söylemiş gibi olacağım. Biraz öyle yapmışsınız başlıkta. Çünkü diyor ki kemer sıkmak şart değil. Oysa ki biz biliyoruz ki enflasyonla mücadele dediğimizde, enflasyonu yenmek diye konuştuğumuzda onun içerisinde bir kemer sıkma durumu var. Hatta yani sık sık kemerde delik kalmadı diye de aramızda espriler de yaparız. Ve şu bir gerçek ki Türkiye'de enflasyonsuz geçen ya da enflasyonun başımıza dert olmadığı kısa bir dönem haricinde pek fazla bir zaman yok. Hep bir enflasyon derdimiz var. Enflasyon canavarı dememizin de sebebi o. Çünkü çok canımızı yaktı zamanında. Bugün geldiğimiz noktada yine enflasyonla baş etmeye çalışıyoruz. Canavarı yenmeye çalışıyoruz. Hiç de kolay olmadığını görüyoruz. Ege Hocam sizle başlayalım. Çünkü bir değişiklik yapalım. Bir değişiklik yapalım. Ege Hocam senden başlayalım. Ya, ama yani... Güzel bir değişiklik olsun. Tazım Hoca'yla mı başlayayım? Bence yok, Ege Bey'le başlayalım. Tamam, o bize pas atsın. Öyle güzel oluyor. Öyle yani. Zaten. Öyle. Öyle. Bu format öyle gelişti artık. Çünkü merak ettiğim şu, bence herkesin de merak ettiği şu. O kısa dönem dedim ya, bir yere bir başardık biz bunu. Evet. Nasıl yaptık onu? Bunun bir reçetesi var demek ki yani. Niye şimdi onu kullanmıyoruz? Evet. Şimdi tabii bu dönem meşhur 2001 krizi. O kriz aslında bitti 2002'de. AKP'nin iktidara gelişi 2002'nin sonudur. Yani 2003'ün başı desek daha doğru olur. Daha şöyle bir zikzak yapmıştır enflasyon. 2002'de %40'ın altına düşmüştür. Önce 39'lardaydı, 60 küsürlere çıktı. Sonra 38'lere düştü. Yani stabilize olmuş gibiydi. Aşağı doğru gidiyordu. Tabii Kemal Derviş'ten hazırladığı bir güçlü ekonomiye geçiş programı vardı. Tutarlı. Bankacılık sektörü tabiri caizse tam tersaneye çekilmiş. Sıfırdan kalafat edilmişti ki çünkü 2000 krizinden önce çok kötü durumdaydı bankacılık sektörü. Yani etik olarak da çok kötü, daha doğrusu etik olarak çok kötü durumdaydı. Felaket durumundaydı. Yani şimdi bir hafif bir çıkma yapayım. Bankalardan bir tanesinin patronu gazetelere ilan vermişti. 100 dolarınıza bile vadeli hesap açıyoruz. İşte ona da iyi faiz veriyoruz falan diye. Nasıl reklam? Müthiş. Dediler ya bu kadar reklamla ne kadar mevduat toplayacak, ne olacak? 30 milyon dolar harcamışlar reklama. Ve de 100 milyon dolar mevduat toplamışlar. Patrona diyorlar ki ne oldu? 70 milyon dolar kâra geçtik diyor. Yani bu sırf bu ifade. Yani geri ödemeye niyeti yok zaten o topladığı yani, parayı. Topladığı mevduat daha fazla yani. Yani mevduata kâr diye bakıyor yani. Madem ki geldi kârdır diye. Yani bunu eğer bir insan telaffuz edebiliyorsa ve o kişi de bankanın patronuysa yani hazin bir tablo var demektir. Yani böyle bir dönemden sonra. Şimdi o dönemin bir özelliği daha var. Tabii bu Kemal Derviş'in güçlü ekonomiye geçiş programı. Yani şöyle iyi kötü bir bütünsel yaklaşım var. Bütün dünyada bir az gelişmiş ülkelere para akımı var. Yani bize benzer ülkelerde de enflasyonlarda düzelme oldu. Tabii en önemli konu Türkiye müthiş bir dış kaynak girdi.
Şimdi o zaman şöyle bir hatırlatma yapalım. Enflasyonu durdurmak denince, biraz önce sen de söyledin, bir kemer sıkma, acı ilacı içirme, ekonomiyi soğutma gibi olumsuz çağrışım yapan cümlecikler vardır. Adeta insanı ya düşmesin mi daha iyi. Hem kemeri sık, ekonomi buz gibi olsun, iş hayatı daralsın. Bir de üzerine acı ilaç iç. Hatta ona da bazen acı reçete denir. Hatta ben de espri yapıyordum ya. Acı reçeteyi cezvede kaynatıp suyunu içmiyoruz. Reçetenin yazdığı ilacı içeceğiz diye. Ama bu şeydir, bu acı reçete. İngilizcesi gerçi bitter pill. Yani acı hap. Ama biz o acı reçete diye Türkçe'ye girmişti. Yani neresinden bakarsan bak, insanı kızdıran diye ürküten. Böyle olunca da sanki insanlarda enflasyona karşı bir direnme, yani daha doğrusu indirmeye direnme gibi bir şey de oluyor. Ama en önemlisi tabii bunları uygulayacak siyasi irade. Diyor ki ben halkı bu kadar küstürürsem, kızdırırsam ben herhalde kalamam iktidarda. O zaman ne yapayım? İşte o meşhur Brezilyalıların tabiriyle enflasyonla mücadele edemiyorsan beraber yaşamasını öğren. İşte ona zambına bilmem ne ayarlama işte daha çok böyle reel büyümeyi pek zedelemeden, yani büyüme varsa zaten fiyatlar artmakla birlikte yine de reel gelir artışı vardır teorisiyle gidilerek enflasyonla beraber yaşamak. Bu da bir felsefe, bu da bir politika. Ama Türkiye'de bu, bunu da yaptığımız dönemler oldu yani. Hep bilinçli yaptık. Olarak değil de biraz ayak uydurmak için çok yaptık yani. Ama yani şöyle söyleyeyim. Bilinçsiz dediğimiz birçok şeyler arasında bilinçaltıdır. İçgüdüsel olarak yapıyoruz. O, yani o bilinçaltında o çözümler var. Hani var ya böyle kompütür tabirleri var ya, fallback position diyorlar yani. Herkesin kafasında sıkışırsam şöyle yaparım diye bir seçenek var. Yani işte fallback position dedikleri, en kötüsü bilmem ne yaparım gibisinden falan filan. Böyle şeyler var. Bunlar dolayısıyla tabii enflasyonla mücadele de çok kararlı olunamıyordu. Ama şimdi Asaf Hoca da yorumlarını yapacak. Ben da bugünkü yazının başlığı, bugünkü değil de bu yazı pazara çıkacak. Size şimdiden yolluyorum. Evet. Doğru, üzerinde çalışıyoruz çünkü yazının. O çıkıncaya kadar başlık aynı mı kalır kalmaz mı? Bu zaten ikinci düzeltilmiş hali. Evet, daha hocam yazıyor, düzeltiyor size ulaştırana kadar epey bir üzerinde çalışıyor. Evet. Şimdi hatta işte ama bu düzeltilmemiş başlığa bakarsak ben şimdi bunları kafamdan geçiyorum. Ya bu yani kemer sıkmadan da olmaz mı? Şimdi ben yani bellemişiz bir şeyleri, biz aynı lafları tekrar ediyoruz. Evet. Ya dur bakalım ya. Bir de tersini düşün. Kemer sıkmadan da olmaz mı diye düşündüğüm bir şey vardı. İşte onu ona bağlamaya çalışacağım ama yani yeni kafamızda bir takım şeyler oluyor. Asaf Hoca'ya dönmeden bugün Merkez Bankası biliyorsunuz faizleri arttırmadı. Şimdi şöyle bir yorum var. Özellikle müşterek dostumuz Stephen King'in dostumuz, Amerikalı profesör. Dostumuz dediğimiz de yani üç defa merhaba dedik yani. Öyle sabah akşam görüşmüyoruz ama işte fotoğraf falan çektirdik. Kim o ya? Steve. Senin arkadaşın. Evet. Benim o kadar arkadaşım. Arkadaşımız Steve ne demiş? Bu Johns Hopkins'te uygulamalı iktisat profesörü. Şimdi o da bir şeyin üzerinde duruyor. Ben bugünkü Merkez Bankası Başkanı'nın zihnini okumaya çalışıyorum. Diyor ki, şimdi bu enflasyonla mücadelenin dip teorisi, miktar teorisi.
Yani Irving Fisher'ın miktar teorisi. Diyor ki Irving Fisher faizden bahsetmemiştir diyor. Yani enflasyonla mücadelede para politikasının iki tane aleti var. Biri faiz, biri miktar. Diyor ki nedense diyor sonradan hep bir sanki tek alet faizmiş gibi oldu. Bu yanlıştır diyor. Onun üzerine durmayın diyor. Hı. Ben bugün şimdi Merkez Bankası da arttırmayınca dedim ki galiba bunlar da daha çok miktarı sıkma üzerine duruyorlar. Yani para politikası, üstünde para politikası yazıyor ama altındaki iki aletten yüksek faiz, yani faizi yükselterek mi? Ya efendim ikisinin birden. Tamam da her zaman bir öncelik vardır. Şimdi ben anlıyorum ki daha çok parayı sıkarak, ekonomiyi soğutarak, öyle diyelim, enflasyona mücadele etmeyi öngörüyorlar. Bir de şöyle bir havaları var. Biliyorsunuz bu başkan bayağı okumuş yazmış başkan. Evet. Yani, hatta çok... sizin aynı okuldan mı mezunuz? Evet, evet. Ama o tabii ben onun yanında şey ne diyordu? Tyson'la ringe çıkmış adam gibi ilk yumrukta yıkılıyor. Estağfurullah. Şöyle bir şey var. Eğer her seferinde faiz yükseltirsek bizim enflasyonun düşeceğine inanmadığımız anlaşılır. Öyle halbuki biz diyoruz ki ya bu faiz yeter kadar yüksek. Çünkü iki ay sonra düşecek zaten. Ne enflasyon düşecek. Tamam da ekonomiyi sıkmak için de faiz arttırmak gerekmiyor mu? Yani ama bak ne dedim? Sıkılıyor mu ekonomi? Alet olarak demek ki onlar miktar teorisi üzerine duruyorlar. Yani bugünlerin moda yaklaşımı faizden çok miktar üzerine durmak. Yani para miktarını sıkmak üzerinde duruyorlar. Bir de faiz şu çağrışımı yapıyor. Bunlar da inanmıyor. Çünkü o sen faizi arttırdın, faizi bir de tabii negatif etkileri var. Yani maliyet kanalından fiyatları arttırıyor. Bir de sen inecek diyorsun, inecek sonra Eylül'ün nesi var? 2 ay sonra 35'e inecekse niye şimdi 60'a çıkacaksın ki? Gibi böyle de bir beklentileri yönetme kaygısı var diye düşünüyorum. Da bunlar dediğinin zihin okumaya giriyor. Asıl hocam siz ne diyorsunuz? Siz nasıl okudunuz Fatih Karahan'ın zihnini? Yani bir şey bugün şey diyor benim ilgimi çeken bu TL'nin değer TL değer kazanacaktır diyor. O tabii yani öyle olur olmaz ayrı bir dava ama kafadaki dezenflasyon, enflasyonun düşmesi süreci hakkında bir işaret veriyor yani bize. Şeyde yani biz TL'nin değer kazanması öyle ya da böyle bir sermaye girişi, sermaye çıkışının durması, yerlerin yani biz tabii TL'nin de döviz kurunda bu dolarizasyondan dolayı bir ilave karışıklık var. Bir döviz kuru bir sermaye hareketlerinden dolayı yani yabancıların Türkiye'ye finans getirip götürmelerinden dolayı hareket ediyor. Bir de yerlerin burada bir sermaye hareketi yok. Yerlerin döviz talebi var. Hı hı. Yani orada bir herhangi bir ülkeye sermaye giriş çıkışı yok. Yerli portföylerinin değişmesi var. Herhalde onu kastediyor. Yerlilerin de portföylerinde doların yer alacağından ilgili. Şimdi belki tabii sabahleyin konuşunca da dün de biraz muhabbet ettik. Yani bu fatura ödemeden bir tür bedelsiz dezenflasyon hikayesi. Bu aslında literatürde çok da şey yapan bu özellikle bir konu özellikle bu rasyonel beklentiler teorisinin özü odur zaten. Yani hiç bedel ödemeye gerek yoktur. Eğer beklentileri değiştirirsen sadece beklentileri değiştirdiğin için ekonomi herhangi bir şeyde emek piyasasında ya da iç talepte bir çalkantıya girmeden bunu gerçekleştirebilir. Böyle bir şey vardır. Böyle bir hikaye var. Tabii onun bir iki püf noktası var. Ben şu sıralarda enflasyon üzerine çok sağda solda konuşma yapıyorum filan. Orada vurguladığım bir şey var. Yani enflasyon çok karmaşık bir şey.
Yani iki tane birbirine benzeyen enflasyon bulmak mümkün değildir. Her enflasyon, hep tıp örneğini veririm. Yani aynı hastalıkla aynı şekilde yaşayan aynı iki tane hasta bulmak mümkün değildir. Yani en basit bir hastalıkta bile iki ayrı hasta, yaşı benzer, kilosu benzer, gözü kaşı benzer, geçmişleri benzer. Ona rağmen hastalık ikisinde farklı seyreder. Çok farklı seyredebilir. Şimdi enflasyonda da öyle. Yani gerisi çok 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 nedeni olan, çok farklı nedenlerden kaynaklanabilen bir şey. Tabii şu var, bizim iktisat teorisi dediğimiz netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük ölçüde kendi özgü yapısında ki önemsenen faktörleri öne çıkartır. İşte bütün bu faiz şeydi filan gelişmiş ülkelerde. Biz de tabii sadece o da değil. Yani bütün bu süreçte maliye politikasının ve para politikasının rolleri hikayesi bir yerde bu finansal sektörün bir lobi gücü, yani sektörel bilek güreşinde yansıtır. Yani çok açık ve seçik olarak. Çünkü bu para politikasının gelmiş olduğu nokta bir yerde bankacılık sektörünün de lehine işleyen, o sektörün de, finans sektörünün de yani bu enflasyon hedeflemesi vesaire şey yaptığı, doğru bulduğu, sıcak bulduğu bir şey. İşte öbür tarafta kongre var, o da bütçeye ben dokundurtmam diyor falan. Yani onun için bu tip genel teorilerden, şemalardan kaçmak lazım. Yani her enflasyonu, bu enflasyonun sebebi ne, bu enflasyon ne, nereden çıktı, nasıl çözülür diye ayrı bir vaka olarak bakmak lazım. Onu vurgulamak istiyorum o ama bir yani maliyetsiz dezenflasyon teorik olarak mümkün. Türkiye Ege şeyi söyledi, 2001 sonrasını söyledi. Tersine sadece maliyetsiz değil, karlı dezenflasyon bile mümkün. 2000 yılı. Hı. 2000 yılında biz IMF falan paketi imzaladık. 1999'da küçülen ekonomi 2000'de paketi imzalarız da Allah hızla. Büyümeye başladı, paralelinde enflasyon hızla gerilemeye başladı ve 2000 yılını gayet başarılı bir ekonomiyle gittik. O arada 2001 sonrasında olan aynı arıza tekrar ortaya çıktı, değer kazanmaya başladı. TL değer kazanmaya başladı, cari işlemler açığı büyüdü. Ama biz o cari işlemler açığının parasını baştan zaten IMF'den almıştık. Bunun hikayesi neydi? Yani bu nasıl oldu bu? İşte şeyde bu işte güven gelince herkesin enflasyon beklentileri düşünce bir de çok önemli bir fiyat Türkiye'de kuru da insanların hep bir gözleri oradayken yani fiyatlama kararlarını verirken her çeşit ekonomik ajan mal ve hizmet satıcıları mallarına fiyat koyarken şeyler de emek gelirleri ve işte diğer rant vesaire gelirlerde neye bakıyorlar? Dolara bakıyorlar. Dolar cinsinden bakıyor. Dolayısıyla onun da aşağı gitmesiyle biz pekala hem büyüme hem enflasyonu düşürme gibi bir şey de yapabiliriz. Demek ki yani şartlar müsaitse bu pekala mümkün. Oradan gelmemiz gereken şey tabii Türkiye'de bugün şartlar böyle bir dezenflasyona izin verir mi sorusu da geliyor. Ondan evvel ama bir şey söyleyeyim. Yani Ege önemli bir konuyu açtı. Ha, şeyi de unutmayalım yalnız. Biz bunu yaparken hem 2000'de hem 2001 sonrasında bütçede aşağı yukarı milli gelirin %5'i civarında faiz öncesi bütçe dengesinde bir düzeltme diyoruz buna. Yani vergilerin artması ve harcamaların kırılması. Yani bahsettiğimiz öyle şaka değil. Yani 30-40 milyar dolardan bahsediyoruz bir maliye politikası sıkması. 30 liradan çarpsanız ne ediyor? 1.2 trilyonluk. Hadi diyelim ki bunun 300-500 vergiden geldi. Ya işte 600-700 harcamalardan gelecek. O tabii ekonomiyi daraltıcı bir etki yapıyor. Ona rağmen ekonomi neden büyüyor? O bizzat bir maliye politikasının sıkılması tüketici ve yatırımcı firmaların güvenini arttırdığı için bir taraftan da kur aşağı gitmesi o güveni de desteklediği için aniden güven sorunu çözüldüğü için harcamalar artıyor. Yani kamunun kıstığı talep iç talebi şey harcamaları özel kesim harcamaları telafi ettiği için ekonomide talep canlanıyor ve ekonomi büyümeye başlıyor. Böyle bir hikaye. Şimdi bu para ve şey hikayesi yani uzun muhabbet hikayesidir.
Yani para mı faiz mi? Sen de söyledin. Ya faizsiz olur mu diye. Şimdi şöyle aslında Ege'nin birini söylediğim bu miktar teorisi dediğim gibi teorilerden biridir diyeyim. Yani her enflasyon farklıdır. Dolayısıyla para arzının artmasının enflasyona sebep olması ihtimali vardır. Ama tersi de mümkündür. Enflasyon olduğu için de para arzı artabilir. Yani öyledir zaten. Hayır. Enflasyon olduğu için artabilir. Tabii. Yani artırılır da. Artırılmasa da artabilir. Artırılmasa. Yani Merkez Bankası'nın hikayenin özü şudur. Yani bu tartışmanın özünde bu para arzının içinde Merkez Bankası'nın para arzı üzerindeki kontrol gücü nedir? Bayağı tartışmalı bir konudur. Ona girmeyelim. O uzun bir, yani heterodoks iktisat var, içsel para diyenler var filan. Yani özellikle bu heterodoksların meraklı olduğu. Yalnız şu çok önemli. Netice itibariyle faiz dediği zaman, bizim faiz dediğimiz zaman, faizi Ege'nin haklı olduğu taraf netice itibariyle iki tane talep üzerine etkisi olacak büyüklüğü kontrol etmek için kullanır Merkez Bankası. Biri kredi hacminin daralmasıdır. Evet. Yani faizin amacı bankaların daha az kredi vermesidir. Talebi oradan dolayı keser faiz yükseldiği için. Bankalar, hem bankalardan kredi talebi düşecektir, hem yükselen faizden de geri ödenmeme riski artacağı için şey yapacaktır. Yani modelden, teoriden bahsettiğimizde birinci son derece önemli. İkincisi faiz, yani banka kredisi demek ki kontrol etmeye çalıştığımız banka kredisi, yani para arzı oluyor o anlama. İkincisi neyi kontrol etmeye çalışır Merkez Bankası? Likidite. Aynı şekilde likidite, çünkü bankaların kredi verme arzusunu ve kredi verme imkanlarının önündeki temel kısıtlardan biridir. Likiditeyi kısınca bankalar bir likidite sorununa düşmemek için kredi yaratma şeylerini azaltacaklardır. Dolayısıyla yani isterseniz siz eğer kredileri ve likiditeyi faizsiz denetleyebiliyorsanız, o zaman faiz politikası ikinci hale gelebilir. Peki Aslı Hocam, şunu sormak istiyorum. Şey bitireyim de çok önemli herhalde. Burada. buradaki nüanslar önemli. Niye faizle yap bunu? Diğerlerinden yapma hikayesi. Onun gerisinde de biraz şunu görürüz. Ege'nin sevdiği tipte bir mantık. Ya öbürü idari bir şey. Kredileri kontrol edeceğin, ayrıntılı likiditeyi kontrol edeceğin falan. Halbuki faiz bir fiyat. Biz piyasa mı? Eğer piyasa, kökten piyasacıysanız, yani her şeyi piyasa çözsün diyorsanız, o zaman diyeceksiniz ki ya Merkez Bankası böyle incikten incikten faizi tespit etsin, öbürlerini bıraksın. Şimdi buna da karşı çok sayıda insan vardır. Yani bu hikaye tabii, bu anlattıklarım benim 1980'lerde yazılmış. Faizin çok kaba bir alet olduğu ve faizin böyle kullanılmasının aslında fiilen işleyiş biçiminin esas itibariyle bu resesyon filan neticede iflaslar üzerinden. Yani niye enflasyon düşer? Çünkü faiz yükselttiğin zaman ekonomide iflaslar başlar diyen, yani üretim ve ekonomiyi esas etkilediği iflaslar, şeyler, yani işte bütün o düzenin bozulması filan. Böyle eleştiriler de vardı. Nicolas Caldor filan. Sen şimdi sorabilirsin. Ben şey merak ettim siz anlatırken, yani çok farklı bir bakış açısıyla her zaman olduğu gibi konuşuyorsunuz. Daha doğrusu biline gelenlerin dışında dediniz ya, yani biraz bizim butik bir çözüme ihtiyacımız var, yani Türkiye'ye özgü belki, ama mesela faiz aracını, o kaba tırnak içinde aracı kullanmadığımız zaman da oldu. Yani çok net bir şekilde pandemi sonrasında enflasyonun tüm dünyada arttığı dönemde bizde de artarken biz faiz silahını diyelim şey tabiriyle kullanmadık. Ama o zaman enflasyonun yükseldiğini gördük. Yani diğer tarafı da mı kullanmadık da şimdi öyle oldu? Şimdi ifrat tefrik filan şey hikayesi. Yani şimdi faiz şöyle diyeyim. Şunu dedim ben. Faizi yani diyelim ki sizin enflasyonunuz %7. Faiziniz de %7. %7 yani tam enflasyondan 0 reel faiz veriyorsunuz. Para politikası, likidite politikası. Evet, ama paralelinde bir takım düzenlemelerle kredi hacmini daraltıyorsunuz. Şeyi daraltıyorsunuz. Evet. Şimdi bu takdirde bu büyük ihtimalle başarılı olur. Çünkü
netice itibariyle büyük bir kopukluk yok enflasyonla verdiğiniz faiz arasında. Şimdi enflasyon %50, %7 faiz derim diyorsanız o artık iktisadi hesabın dışına çıkıyor. Hı hı. Yani onun için oradan şey yapmamak lazım. O bir örnek değil o. Bizim %10 faizi %40, 50, 60, 70, 80 enflasyonda %10 faiz. O zaman fiyat o kadar yanlış ki arkasında ne yaparsanız yapın şey olur. Burada fiyatın yanlış olması değil. Burada fiyat makul. Yani fiyatı makul deriz ama fiyatla ulaşacağınız şeylere başka yerlerden ulaşmanız mümkün olabilir diyen yaygın bir literatür ve bakış açısı var. Yani onu özellikle vurgulayalım. Anladım. O bakıma Ege'nin o görüşüne katılıyorum. Biraz o bakışı andırıyor bana da. Hı hı. Yani biz kredi hacmini kontrol edelim. Likiditeyi kontrol ederim. Oradan bir sonucunu da hemen söyleyeyim. Burada tabii fonlama piyasasındaki faizlerle fiili işte mevduat vesaire faizler arasındaki makaslar büyür. Faizi yani para politikası gösterge faizini, likitte faizini. Evet. Dolayısıyla aslında likitte faizini orada tutmakla zorlanır. Yani ilave ek zorluklar da getirir. Ona başka tedbirler getirmeniz gerekir filan. Ama bunlar yapılmaz işler değildir yani. Evet. Peki bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Beklentileri nasıl değiştireceğiz? Biraz onu konuşalım. Evet. Ekonomik görünüm devam ediyor. Asaf Savaş Okat ve Ege Cansel'le birlikteyiz. Reklamda da beni rahat bırakmıyorlar. Bana da anlatıyorlar. Sana öğretmemiz de lazım diyorlar. İyi bir öğrenci olmaya çalışıyorum. Fena değilim ama. Fena değilsin. Fena değilim. Temel değil. Temel iyi. Peki şimdi dönelim. Rasyonel beklentiler teorisinden bahsettik. Peki buradaki beklentileri nasıl değiştireceğiz? Çünkü dedik ya. Hani kemer sıkmadan da acı ilacı da hapı da içmeden de acaba enflasyonu yine de düşürebilir miyiz? Onun için yapmamız gerekenlerden biri olarak siz beklentileri aslında değiştirmek gerektiğini söylediniz. Nasıl olacak bu iş yani? Yani şimdi tabii bu nereden başladım ben düşünmeye? Şimdi bu enflasyon düşürme deyince işte acı ilaç içirelim, kemerleri sıkalım, ekonomiyi soğutalım. İşte ekonomi soğuması, firmalar iflas eder, insanlar işsiz kalır falan filan. Ya acaba bunsuz da yapamaz mıyız? Yani çünkü bu gördüm ki bu enflasyon düşürme gayretlerine bir antipatik hava veriyor. Ve belki de bu toplumda bir direnç yaratıyor. Yani düşmesin daha iyi falan. Gibi. Enflasyonun kendisinin antipatik olduğunu unutuyoruz tabii bu arada. Evet ama ben şimdi ne yapıyorum? Böyle yani var ya istihaleye yapmak gibi. Ya acaba böyle mi? Yani bir şey bulmuş değilim ben. Tamam. Araştırıyorum yani. Bir şeyleri kafamda böyle yani böyle zaten düşünerek. Ya bu başka türlü olamaz mı? Şimdi bu teori ve kavram var ya. Teori nedir? Teori bir şeyleri varsayarsın. Bu böyle olursa yani bir modelleme ama bu böyle olabilir dersin. Hı hı. Ama hayatta olur mu? O varsaydığın şeyler olmazsa olmaz. Yani teorilerin... Genellikle de olmaz olmaz. yani derler ya teorik konuşma derler. Hı. Teori konuşma demek saçmalama demenin kibarcasıdır. Estağfurullah. çünkü senin kafanda bir takım varsayımlar var. Ondan öyle bir şey söylüyorsun ki o güne kadar ya olmaz ya bu böyle olur mu ya? Hı. Kemer sıkmayacaksın, acı ilaç içirmeyeceksin, ekonomiyi soğutmayacaksın, enflasyon düşüreceksin. Var mı böyle şey ya vallahi? Neyse. Şimdi biraz önce önemli bir noktaya değindik zaten bu Merkez Bankası Başkanı'nın cümlesine Asaf Hoca da değindi. Hı hı. Ben yine burada bir zihin okumak istiyorum. Aynen nasıl biz sohbete başlarken dedik ya hani Türkiye bir aralık bayağı tek haneye indirdi. 10 sene kadar değil mi? 2003'ten 2016'ya kadar
Aşağı yukarı 12-13 sene. 12 tek haline de gitti. Şimdi diyelim ki Mehmet Şimşek'le Fatih Karahan oturuyorlar. İşte diğerleri de oradalar diyelim. Kahveyi söylediler. Kahve, çay söylediler falan filan. Şimdi soruyor mesela Karahan. Ya Mehmet Bey, siz o zaman Babacan'ın yardımcısıydınız değil mi? Falan. Yani yardımcı şu anlamda. Hmm. Biri bilmem bakan, öbürü bilmem neyse ama takım. Ama orada Babacan'ın bir liderliği vardı. Vardı yani. Evet, yok evet. Mehmet Şimşek'le Babacan o dönemde beraber çalışmadılar. 2010 sonrasıdır Mehmet Bey'in gelişi. Mehmet Şimşek'in yani, gelişi. Evet, önce Ali Babacan vardı. Ali Babacan, sonra geldi ama Ali Babacan yani ara... 2006'ya kadar ekip Ali Babacan, İbrahim Çanakçı. Ve Serden geçti. Yani ama Ali Babacan'la... Süreyya Serden geçti, Merkez Bankası başkanı. Bir dakika. Ali Babacan'la ben o zaman benim lütfen düzeltin. Mehmet Şimşek beraber hiç çalışmadı. Çalıştılar 2010'dan sonra. Ha tamam. 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 Ha, yani o enflasyonu düşüren dönemde değil. O zaman da ama düşük daha devam etti. Ama Mehmet Şimşek de o zaman Londra dedi geldi falan. Evet. Ama yani bütün bu süreci takip eden bilen bir yerde Babacan'ın da zihnini okuyabilen Mehmet Şimşek. Ben şirket ya nasıl oldu bu iş? Yani hani biz de burada sohbet ediyoruz ya. Hmm. Ya şimdi ben burada tabii kendi fikrimi söylüyorum. Sanki onların fikriymiş gibi ama hani fikri neyse zikri olurmuş. Şimdi Türkiye'deki en önemli enflasyon dinamiği devalüasyondur. Yani Türk lirasının değeridir. Değer kaybetme diyelim, ben ona genellikle devalüasyon diyorum. Arkadaşlar da diyorlar ki ya o devalüasyon Merkez Bankası'nın pazar sabahı açıkladığı bir... Evet, neyse. O da korkutucu bir laf zaten. Yani Türkçe... Türk lirasının değer kaybetmesi. Tamam. Bu ben buna devalüasyon, enflasyon sarmalı diyorum. Tamam. Tamam. Spiral böyle gidiyor. En önemli konu ne? Halkın kafasında fiyatlandırma dolarla. Tamam. Doları tutmazsak biz enflasyonu tutamayız. Hmm. Şimdi yani... Hayvanı neresinden tutacağız? Kuyruğundan mı tutacağız, kafasından mı tutacağız? Çünkü yılanı kuyruğundan tutarsan kafasından gelir ısırır seni. Yılan mı oldu? Bu yılan diyelim, tamam mı? Şimdi bunlar karar vermişler ki bu yılanın kafası doların fiyatı. Bu yılanın kafasını biz tutmazsak ne yaparsak yapalım bu enflasyonu düşüremeyiz. Bu da ne anlama geliyor? İşte hem yurt dışından para çekmek anlamına geliyor. Hem de Asaf'ın da çok güzel söylediği gibi neydi? Yerli halk. Şimdi biraz da şey. Adamcağız locals diyor. Yani o yerli yatırımcılar. Yerliler. Yanlış tercih ediyor. Yerli biz yerliler deyince böyle kabileleri falan düşünüyoruz. Yani tamtamlar çalıyor. Tamtam mı çalıyoruz diye düşünüyoruz. Sağ ol Allah adam ya. Yani İngilizce ama iki kelime var. Bir locals, bir de households. Natives. Natives. O daha da fena ya. Yani. Yerli ama biz tamam yerliyi da biz lokal öyle biz yerliyi ya. Biz yerliyi hem natives için kullanıyoruz hem locals için de kullanıyoruz. Neyse yani orada mesela sen şey... buranın yerlisi misin dediğinde hangisini diyorsun onu bilemedim ama. Hayır, orada neydi? Neyse ya çok talihsiz bir karşılaşma da oldu. Ama yani geçelim de o konuda hakikaten ben basına çok ayıp ettiler yani. Abi böyle bir anlamı yok ki. Adam uluslararası yatırımcılar, yerli yatırımcılar diye bahsediyor. Evet. Yerli halk, onlar tam çalıyor. İşte bazen bir kelime böyle şeyler sebep olabiliyor ama, yani. Ama teknisyen değil yani, siyasetçinin böyle sorumluluğu var. Belki çevirmede de bir şey. Peki kardeşim. Neyse. Orada neyse. O yerleşik kullanması şimdi gereken. Şimdi ben de locals diyeceğim. Tamam locals, yerel. Yanlış ben kelime yerleşik. Ha? Peki yerleşikler. Yerleşikler. Bravo. Yerleşikler. Aynen, doğru telaffuz. Yerli değil, yerleşik. Yerleşik. Güzel kardeşim. Ben de şimdi... Öbürlerine Mehmet, yerleşik olmayanlar. Güzel de Mehmet Şimşek İngilizce konuşuyor. Adam local diyor. Residence.
Residence. Hale halkı falan da. Residence, non-residence. Yerleşikler, iç yerleşikler. Ya belki oradaki jargon neyse ya. Şimdi burada vakit kaybetmeyelim. Şimdi Türkiye'de dövizin özellikle mesela bu hani NAS'dan sonra fırladı ya. Bu yurt dışından böyle bir şey değil. Yerli halk. Konuştuk onları. Yerli halk dövize hücum etti. Türk lirasından kaçtı. Peki şimdi, Ege Hocam, bu arada insanlar soruyorlar yani bu dövizi tutma hikayesi ne kadar sürdürülebilir bir şey diye. Yani tamam. Ne kadar tutacağız o yılanın başını? Şimdi beni tahrik ediyorlar. Bilmiyorum artık. Evet. Hayır, çok memnun oluyorum yani ben şu açıdan bir espri var. Bu Ege Can sen ya adam cari açığa takmış diyorlar. Ya perişan oldu şeyde 300 tane mi ne şey aldı. Senin bu son yazın var ya. Ne o şey zarar yazdı yazmadı diye. Ha. Ben şimdi şey lokalleri bir, Ege Cansel'in cari açık takıntısı iki. Bir de mi? Şey var bir de. Merkez Bankası zarar yazdı mı ya? KKM iyidir kötüdür ondan sonra. Yani, aman Allah'ım ya. Şimdi muhasebe bilmedikleri için o arkadaşlar. Anlayamıyorlar. Neyse. Peki. Şimdi bu Türk lirası değer kazanacak laf var ya, o şu demek. Ey yerleşikler. Tamam mı? Yerleşikler, evet. Ey yerleşikler. Türk lirasında kalın. Daha karlı çıkarsınız. Hı. Dolara gitmeyin. Hani var ya, doları tutan eli yanar falan filan. Şimdi bu doları tutma dedik ya, enflasyon dinamiği devalüasyondan, yani Türk lirasının değer kaybından geliyor. Tamam. O da neden kaynaklanıyor? Milletin dolar almasından. Millet niye dolar alıyor? Çünkü onun Türk lirasının değer kaybedeceğini dolara karşı. Yani TL'ye güven daha zayıf olduğu için özetle. İşte ne diyor şimdi paranın patronları? Ey yerleşikler! Türk lirasına kalın. Güzel faiz de var. Dolara falan heves etmeyin. Türk lirası değer kazanacak. Onu şöyle de okuyabiliriz. Biz ona değer kazandıracağız. Şimdi istersen ben burada duruyorum. Sonra bu ne kadar sürer, ne zaman viraj alınır. Hı. Yoksa gideriz Christoph Kolomb gibi okyanus bütünce uçurumdan uçurum. Yoksa Hindistan'a giderken Amerika'ya mı? Buyurun Asaf Hocam. Evet, şey bu şeyin yeni son anlattığı hikaye. Çünkü bu iktisatçılar garip bir millet. Her şeye muhakkak bir teorileri vardır. Yani görüyorsun işte bunu diyorsun hemen beklentiler. Bunun da şeyi vardır. Bu da meşhur bir hikayedir. Hı hı. Timing consistency. Zamanda uyumsuzluk, zamanlama uyumsuzluğu filan da diyebiliriz. Yani şimdi Merkez Bankası açısından şöyle bir ideal bir durum var. Eğer vatandaşı ikna ederse şeye, TL'ye dönmeye, sonra da kur yukarı giderse Merkez Bankası bir taşla iki kup, birkaç birden fazla kuş vurmuş olabiliyor. Dolayısıyla vatandaş da tabii bu Merkez Bankası güvenmesi için Merkez Bankası'nın geçmişte hep bir şey vaat edince, Merkez Bankası demeyelim, Türkiye'de Merkez Bankası'na bu sorumluluğu vermek abartmalı olur. Yönetim diyelim, hükümet diyelim, iktidar. Yani iktidar bir söz vermişse işte döviz alanın eli yanacaktır demiş. Ama yanmamış. Vatandaş da buna güvenip döviz almışsa şimdi bu vatandaşın zarar görmemesi lazım. O zaman bir daha dediğinde güvenirsin. Eğer şimdi sen bir kere, çünkü geri aynı bizim teori içinde çıkar ki Merkez Bankası bu timing cost'i bir kere yapabiliyor. Hadi ilk kere yapabiliyor. Ondan sonra kimse inanmadığı için yapsa bile inanmıyorlar. Yaptıktan sonra da inanmıyorlar. Yaptığı halde de inanmıyorlar. Yani teorinin gösterdiği. Şimdi Türkiye'nin de öyle benzer bir durumu var. Yani Ege'nin bu maliyetsiz dezenflasyon hikayesinin bazı ön koşulları var. Yalnız onları çok iyi şey yapmak lazım. Bunlardan bir tanesi öyle bir şey, yani ekonomideki diğer göstergeler öyle olmalı ki beklentiler dışında, yani o kısır döngü dışında bir enflasyonist baskı olmamalı. Yani hiçbir yerde bir bütçe açığı olmayacak. Yani
iç talebi canlandıracak. Böyle bir şey olmayacak. İşte para politikasında sorun olmayacak. Bir kur riski olmayacak. Yani kurdan enflasyonu ana unsurlarını düşünürsek değil mi? Yani para politikasının istikrarlı bir enflasyondan uyumsuz olması, enflasyonu arttırıcı etki yapması, maliye politikasının bütçeler, üç kur. Şimdi bunlar olmazsa. Şimdi Türkiye açısından tabii buradaki hikaye şeye geliyor. Demek ki yani bu şeyi yapmak için, yapabilmek için Ege'nin haklı olduğu benim de hep yani savundum. Dış açı sorunu çözmek lazım. Eğer dış açı sorunu çözersen vatandaşa dönüp arkadaş artık kur istikrarlı kalacak dediğinde bir yerde doğru bir şey söylüyorsun. Dış açı olmayan ülkenin kuru tabii ki bir yere doğru gitmez. Yani en azından reel ekonomiden kaynaklanan bir böyle bir şey olmaz. Şeyi birinci şey. Bu iki şeyden de bahsettik zaten. Yani 2000'de ve 2001 sonrasında da maliye politikasından bahsettik. Onun dışında tabii o aynı döneme bakarsak sadece bu bir faiz dışı fazlada işte milli gelirin %4'ü 5'i kadar bir düzelme hikayesi değildi. Yani olayın çok önemli bir siyasi boyut da vardı. 2000-2001 sonrasında yani işte Türkiye'nin AB üyeliği, derviş reformları dediğimiz son derece önemli işte Merkez Bankası bağımsızlığından başlayan bağımsız kuruluşları getiren bir takım şeyleri şeyin çiftliğine dönüşmüş, siyasetin çiftliğine dönüşmüş kurumların özelleştirilmesi mesela baya böyle bir ciddi bir reform şeyi vardı. Batı açısından, Batı ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Hatta yani AK Parti geldiğinde bir ılımlı İslam dünyaya örnek olacak filan. Yani çok farklı bir süreçti. Dolayısıyla sermaye gelirken buraya şöyle bir şeyle geliyordu. Türkiye bir sanayi kurdu 80'li yıllar öncesinde işte İtalya ikamesiyle falan filan. Sonra 80'li yıllarda bunu çok başarılı bir şekilde dışa açtı. İhracat yapan ülke oldu. Geriye bir enflasyon kalmıştı. Şimdi enflasyonu çözüyor. Dolayısıyla bizim karşımızda şimdi istikrarlı, güvenilir, Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda giden, Batı İttifakı'nın içinde yer alan bir ülke var. Dolayısıyla böyle olunca tabii hem sermaye geliyor. Yani üretken yatırım geliyor. Hem finansal borç anlamına kaynak geliyor. Hem çeşitli sektörlerde şirket almalar falan. Şimdi bir şey daha var. Bu sermayemde bir üstü daha var. İçeride önemli olan. Bizim özel sektörümüzde bilançoları şeydi. Çok borç yoktu. Bir şey yoktu yani. Çok az borçluydu. Yabancı borç hiç yoktu. Falan. Yani dolayısıyla şartlar o gelen paranın arkasında çok böyle bir sürü şey. Biz bunu hatta şey dedik. Ege, öbür Ege, küçük Ege. Ege Yazgan'la benim 2015'te mi? 13'te yazdığım bir makale vardır orada. Bu dış açı çok iyi bir şey. Hem reformlar yapılmış, hem çok sıkı maliye politikası uygulanmış. Enflasyon düşerken dış açık patlamış. Kendi TL'nin değer kazanması var. İstikrarda, başarılı istikrarın laneti diye. Yani nasıl petrol buldun? Bu bir lanete dönüşüyor. Bizde de istikrarı yönetemediğimiz için istikrarı, o yüksek faizleri verdiğimiz için istikrara rağmen hem istikrar hem yüksek faiz olunca müthiş bir sermaye akımıyla şey oldu diye. Yani, bir virgül koyalım mı Asaf Hocam? Tabii ne zaman istersen. Reklam arasında gitmemiz gerekiyor. Kısa bir reklam arasında gidelim. Ondan sonra ekonomik görünüme kaldığımız yerden devam edelim. Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Çok az vaktimiz kaldı. O yüzden Ege Bey'e sözü vereceğim ve başlarken konuştuğumuz konu başlığını şöyle alt alta koyarak bir mucizevi çözümün mucizevi sırrını, sihirli ilaç. Çözümün şu, çözümümüzün esası ihracata yönelmek. Tamam. Bütün ülkeyi böyle dağlara taşlara yazıyoruz, ihracata yöneliyoruz. Bütün krediler, her şey İhracata dönüyor. Bu süreçle toplam talep devam ediyor. Ekonomi soğumuyor. İç piyasa küçülüyor ama
dış taleple büyüyor. Döviz sorunu çözülüyor. İşsizlik de azalmıyor. Arkası yarın diyelim mi? Bir dahaki hafta birazdan konuşalım mı? Güzel konu bu. Haftaya bu sihirli reçetenin detaylarını daha güzel veririz. Ege Bey çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Asaf Hocam sağ olun, ayağınıza sağlık. Evet, ekonomik görünüm burada sona eriyor. Bitirirken size Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun 100. yılına özel halka arz ettiği 100. yıl bonosu ile ilgili haberimizi veriyorum. Borsa İstanbul'da bu bono 100. yıl bonosu işlem görmeye başladı. Küresel piyasalarda görüşmek üzere. İş Bankası 100. yılına özel yeşil bonosunu, 100. yıl bonosu borsada işlem görmeye başladı. Halka arz büyüklüğü 3 milyar lira olarak duyurulan 100. yıl bonosuna 7.7 milyar lira talep gelince, ihraç büyüklüğü 4.5 milyar lira nominale artırıldı. Halka arza bireysel yatırımcılardan 4.8 milyar lira, kurumsal yatırımcılardan ise 2.9 milyar lira nominal talep geldi. Aynı zamanda sektörde halka arz yöntemiyle gerçekleştirilen ilk yeşil ihraç olma özelliğini taşıyan bonoya 50 bin yatırımcıdan 1.7 kat talep gelmiş oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bononun detaylarını anlattı. Bu bonoya çıkarken Türkiye'nin ilk halka arz yöntemiyle talep toplanan yeşil bonosu olması itibariyle, çünkü Türk lirası halka arz yöntemi uygulanıyor ve bu büyüklükte 3 milyar liralık bir büyüklük için biz çıktık. TL olduğu için, halka arz yöntemi olduğu için, nitelikli yatırımcıya değil küçük yatırımcıya hitap ettiği için sonucu biz de merak ediyorduk. Bireysel yatırımcıların %83'ünü, talebinin %83'ünü, kurumsal yatırımcıların da ancak %17'sini karşılayabildik. Bu açıdan bakıldığında toplam 50 bin yatırımcıya ulaştık. 50 bin yatırımcıya 4,5 milyar liralık bir halka arzı yapıyor olmak büyük mutluluk, ama bundan daha çok bizi mutlu eden şey de şu oldu. En düşük tutar 1000 liraydı. Bugün 1000 liraya bir vadeli hesap açamıyorsunuz ama 1000 liraya bu bonodan alabildiniz. Sermaye piyasasına yatırım yapabildiniz. O küçük birikimlerin tasarrufa dönüşmesi anlamında tam 15 bin yatırımcımız 1000 liralık bir parayla, birikimiyle bu bonoya girdi.